Evet, merhabalar. Şimdi size bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğimizi anlatacağım. Ama size tavsiyem önce serbest oksijen radikalleri videosunu izlemenizdir. Şu iki noktayı özellikle aklınızda tutmanızı rica ederim. 1. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer eskiden beridir kendinize iyi bakmıyorsanız, şimdi ben size birdenbire bağışıklık sisteminizi tam randımanıyla çalıştıracak bir reçete veremem. Sadece ben değil, bunu hiç kimse yapamaz. 2. Herhangi bir şey bağışıklık sistemine iyi geliyor dediğimde, bu şu anlama gelmesin. O maddeden ne kadar çok yersen bağışıklık sistemin o kadar güçlenecek. Hayır, önemli olan dengedir. Bilimin atalarından Paracelsus şöyle der: her şey zehir olabilir. Bir maddeyi zehir ya da şifa haline getirecek olan şey onun dozudur. Doğada olan ve insanın yiyebileceği ürünlerin hepsi zaten sağlığa yararlıdır. Sadece ne zaman ve ne kadar yediğiniz önemlidir. Sakin olun. Lütfen hiçbir gıdaya saldırmayın. Yine söylüyorum, önemli olan dengedir. Sorular cevaplar videosunda bağışıklık sisteminin ne iş yaptığını görmüştük. Bağışıklık sisteminin birinci görevi kendinden olanla olmayanı ayırt etmekti. İkinci görevi de eğer kendinden olmayan yabancı, yani antijen, vücuda zarar veriyorsa onu yok etmekti. Diyelim ki vücudumuz bir ülke. Bağışıklık sistemimiz de onu işgal ve yok edilmekten alıkoyabilecek bütün marifetlerimiz. Tarıma ve doğayı korumaya önem vermezsem, eğitimi boş verirsem, halk sağlığını ihmal edersem, korku ve belirsizlik ortamını sürdürür stres yaratırsam, yüksek teknolojiyi önemsemezsem, bu ülke ya saldırganı püskürtmek için muhtemelen kaybedeceği kanlı bir savaşa girecek ya da zaten en başta teslim olacaktır. İşte bu yüzden sağlıklı bağışıklık sistemi sağlıklı bir vücutta bulunur. Ha ama şimdi benim kronik hastalığım var, yani benim için hiç mi ümit yok diyebilirsiniz. Sakin olun. Bedensel sorunlarına, kronik ya da genetik hastalıklarına rağmen sağlıklarını özenle koruyan nice ilham verici insan var. Her koşulda sağlığı sürdürmek için hiç de öyle özel bir şey yapmamız gerekmiyor. Doğaya bakın, doğanın içinde olun, katkısız ve doğal beslenmeye çalışın. Oldu bitti. Sağlık için özellikle yapmanız değil yapmamanız gereken şeyler var aslında. Mutasyon geçirip doğayla değil market raflarıyla uyumlanana kadar hem bunlarla beslenip hem de sağlıklı olmanın imkanı yok. Önce bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığına bakalım. Bağışıklık sistemi olarak size bir ya da birkaç organ gösteremem. Bağışıklık sistemi kemik iliğinde sürekli olarak üretilen beyaz kan hücrelerinden ve onların salgılarından oluşur. Bizi bizden olmayan her şeyden korumayı hedefleyen bağışıklık sisteminin ilk savunma hattı, saldırganın kim ve ne olduğundan bağımsız olarak koruyucu davranan ilk cephedir. Bir antijenle karşılaşsak da karşılaşmasak da doğal bağışıklık mekanizmalarımız oradalar. Örneğin mide asidi. Gıdaların içindeki bakteri, virüs ve parazitleri büyük ölçüde temizler. Gıdaları temiz tüketmek mide asidinin bu görevini destekler. Koronavirüs sindirim yoluyla bulaşmaz. Şimdi ilk savunma hattının kuvvetli oyuncusu olan floramızdan bahsedeceğim. Flora Latince çiçek bahçesi demektir. İnsan vücudu steril değil. Vücudumuzun hemen her yerinde bize zarar vermeyen, bizimle sağlıklı bir alışveriş içinde yaşayan mikroplar var. Yani biz onları besleriz, onlar da bize birçok iyilik yapar. Sırayla bakalım. Burun ve boğazımızda yerleşmiş olan bu dost mikroplar buradaki hücrelere tutunur ve bir anlamda yer tutarlar. Onların tuttuğu yere oturamayan düşman mikroplar solunum sistemini istila edemez. Gelelim deri ve vajina florasına. Bu vücut kısımlarındaki bakteriler hem yer kaplayarak bizi başka mikroplardan korurlar, hem de mantar, virüs gibi mikroorganizmaları da yok edebilen bir asit üretirler. Bu bölgelerde enfeksiyonlardan korunmak mı istiyorsunuz? O zaman bu bölgelerde takıntılı temizlikten uzak durun. Deriyi her banyoda aşırı sıcak suyla keselenerek sabunlanmak bağışıklık sistemine zarar verir. Pisliği temizleyeceğim derken dost mikropları da temizlersiniz. Her şey dengeli olmalı.
Gelelim bağırsak florasına. Daha önce konuştuğumuz gibi bağırsak florası da yer kaplar ama bağırsak florasının çok önemli iki görevi daha var. Bağırsak duvarındaki hücrelerin sağlığını koruyan yağ asidini sentezler bu bakteriler. Bağırsak kanserini bir ölçüde önleyebildikleri gibi ishal ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarını da azaltırlar. Bazı vitaminlerin sindirilmesi de yine bu bakterilerin görevlerindendir. Bağırsak florası başta olmak üzere tüm vücut floramız bağışıklık sistemini alarmda tutar. Sanki bir savaş tatbikatı ortamı yaratarak bağışıklık sistemini asıl savaşa karşı eğitirler. Peki o halde bağırsak florasını nasıl güçlü tutarız? Lifli gıdalardan mesela sebze ve bakliyattan zengin beslenin, kepekli undan zengin beslenin. Lifli gıdalar için şöyle bir araştırma yapabilirsiniz. Burun, deri ile birlikte en çok antijene maruz kalan organdır. Burundan başlayarak tüm solunum yollarına kadar giden küçük kıllar yani siller ve burun da dahil olmak üzere bütün solunum yollarını nemli tutan mukus en önemli savunma silahlarımız. Siller sürekli olarak havayı süpürerek mikroorganizma ve tozları akciğerlerden uzak tutmaya çalışır. Sigara silleri felç edip süpürücü etkilerini yok eder. Ayrıca sigara solunum yollarını kurutarak havadaki her türlü parçacığın yapışıp daha da ileri gitmesini engelleyen mukusu da yok eder. Hatırlayın, ayrıca sigara dumanı serbest oksijen radikaliydi. Şimdi söyleyin, bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı ilk savunma hattı olan bu mekanizmaları yok eden sigarayı bırakmaya hazır mısınız? Yine ilk savunma hattımızda olan bir hücreye bakalım. Bir çeşit beyaz kan hücresi olan makrofaj kim olduğuna bakmaksızın vücuda saldıran tüm antijenleri, mesela virüsleri yiyip yok etmekle sorumlu. Koronavirüs de vücudumuza ilk girdiğinde silleri ve mukusu aşarsa eğer akciğere doğru ilerler. Burada dokumuza yapıştığında onu ilk karşılayan ve yiyerek yok edecek olan yine makrofajlardır. Makrofaj gerektikçe kemik iliği tarafından üretilir. Hem üretilirken hem de virüsü yiyerek bizi kurtarmaya çalışırken onu destekleyecek şeylerden biri de C vitaminidir. Hem makrofajların zinde ve güçlü olmasını sağlar C vitamini hem de çok iyi bir antioksidandır. Kendimizi C vitamini eksikliğine sokmayalım. Narenciye, yeşil sebzeler, limon C vitamini kaynaklarıdır. Mesela her gün koca bir tabak bol limonlu yeşil salata yiyor musunuz? İlk savunma hattımızda bir de komplement dediğimiz protein yapıda maddeler var. Bunlar makrofajların düşmanı daha kolay yemesini sağlıyor. Komplemanın proteinleri karaciğer tarafından üretiliyor. Karaciğer dediğim her seferinde aklınıza serbest oksijen radikalleri konusu da gelsin. Eğer ilk savunma hattımız geçilirse, yani makrofajın virüsü yeme hızı, virüsün çoğalma hızına yetişemez, işte o zaman ikincil savunma hattına ulaşılır. Bu geçiş bir anlamda bayrak yarışı gibidir. Antijeni yani virüsü yemekle uğraşan makrofajlardan biri bu antijenle ilgili bütün bilgiyi alır ve bir diğer beyaz kan hücresi olan yardımcı T lenfosite aktarır. Artık kazanılmış, yani az sonra kazanacağımız bağışıklık süreci başlamıştır. Yardımcı T, antijen hakkındaki bütün bilgiyi B lenfosit adını verdiğimiz bir diğer beyaz kan hücresi grubuna aktarır. Artık top B lenfositlerdedir. Bakalım onlar ne yapacak? B lenfositler antijenle ilgili bilgiyi alır almaz iki gruba ayrılırlar. Bir grup karaciğerin sağladığı proteinleri kullanarak koronavirüse uyan antikoru yaparken diğer bir grup da bu antikora ilişkin bilgileri bağışıklık sisteminin hafızasına kaydeder. Çünkü bu bilgi biraz sonra lazım olacaktır. Önce ilk grubun ürettiği antikora bakalım. Bu antikor virüse özel yapıldığı için ona kolayca bağlanabilecek ve etkisiz hale getirebilecek erken tip antikordur. Gelelim B lenfositlerin diğer grubuna. Bu ekip bu antijenin bilgisini kayıtlara geçirmişti hatırlarsanız. Makrofajlar erken tip antikorun yardımıyla bütün antijenleri temizlediğinde bu ekip aynı antikorun geç versiyonunu üretir. Artık savaş bitmiştir. Bu antikorların gidip yapışacağı bir antijen yoktur. Eğer bir daha koronavirüs gelirse artık antikorumuz hazırdır. Neredeyse hiçbir virüs hücrelerimize yapışamadan antikorlar hemen o virüse bağlanır. Makrofaj kolayca bütün virüsleri çoğalamadan yer bitirir. Biz de hastalanmadan temizleniriz. Yani artık vücut bu saldırıyla karşılaştığında ne yapacağını biliyordur.
yani bağışıktır. Şu ana kadar durmadan kemik iliğinin ürettiği hücrelerden bahsettik. Enfeksiyon sırasında kemik iliği tüm gücüyle beyaz kan hücresi üretmek için çalışır. Serbest oksijen radikallerini hatırlayın. Hücre çoğalmasının önündeki en büyük engeldi onlar. Bir noktadan daha bahsedelim. Eğer vücuda giren virüs çok fazla hasar veriyorsa, bu bayrak yarışı esnasında yardımcı T lenfositler bir başka beyaz kan hücresinden de destek ister. Bunlar doğal öldürücü hücreler. Onlar da kemik iliğinde yapılıyor ve oldukça saldırgan davranıyorlar. Doğal öldürücü hücrelerin bir arkadaşı daha var. Bu iki çılgın ve kızgın hücre düşmana hırsla saldırır. Ama bu arada kurunun yanında yaş da yanar ve solunum yollarının sağlam hücreleri de zarar görür. Bugünlerde koronavirüs enfeksiyonunda bağışıklık sisteminin aşırı yanıt vermesinin sorun olduğunu okumuş olabilirsiniz. Evet, öyle olabilir. Çünkü koronavirüs dokulara şiddetle zarar veriyor olabilir. O yüzden bu iki saldırgan hücre de aktive olur. Antikor ve makrofaj sayesinde virüs miktarı azaldıkça bu saldırgan hücreler de sakinleşecektir. Bu nedenle virüs hücreleri fazlaca hasarlandırmadan makrofaj ve antikor yapımını güçlendirmek iyi olur. Ya da virüsten zarar gören hücrelerin aşırı şekilde zarar gördüm, zarar gördüm diye bağırmasını sağlayan kimyasal maddelerin azalmasına çalışabiliriz. Bu mümkün mü? Kısmen. Hücrenin zarar gördüm mesajını azaltan gıdalardan biri de balık yağı, yani omega 3 grubu yağlar. Eğer haftada 2-3 kez balık yiyorsanız ne ala, fazla bir şeye kalkışmayın. Ama yemiyorsanız takviye omega 3 alabilirsiniz. Çok balık yağı alabiliyorsanız lütfen çok da zeytinyağı tüketiniz. Bu sayede yine belli bir dengeyi sağlamış olacaksınız. Her yemeği zeytinyağıyla yapın. Zeytinyağını için, hatta elinize bulaşan zeytinyağını yüzünüze, saçınıza filan sürün. Zeytin ağacının diğer adı ölmez ağacıdır. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızı özetliyorum. Ne öğrendik? 1. Sigara içmeyeceğiz. 2. Lifli gıdayla besleneceğiz ki floramız korunsun. 3. İyi uyuyacağız ki karaciğerimiz dinlensin. Bol sebze ve meyve tüketeceğiz. Onlar hem lif hem antioksidan. Günde 600 mg asetil sistein alacağız. Çok iyi bir antioksidan. Karaciğeri destekliyor. C vitamini takviyesi alacağız. Kemik iliğinin hücre çoğaltırken ona ihtiyacı olacak. D vitamini eksiği kalmasın. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Ve protein almayı unutmayın. Kompleman, antikor, bunların hepsi protein yapıda. Ha bu arada, stres ve endişe durumunda vücudumuzda kortizol bazlı maddeler artar ve bu maddeler bağışıklık sistemini baskılar. Son söz, sihirli bir formül yok. Yüzünüzü doğaya dönün ve hiçbir şeye abartarak yüklenmeyin. Hatırlatırım, her şey zehir olabilir. Biz şifa olacak kadar tüketelim. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Abone olun ve bildirim zilini açın. Yeni videolar yüklendikçe haberiniz olsun. Sağlıklı günler dilerim.